Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, dar gelirlerin ardından orta gelirler içinde bir sosyal konut kampanyası yapacaklarını duyurdu. Ben konuğumu hemen göreyim. Merhaba, hoş geldiniz ana habere. Ulvi Özcan, merhaba, İstanbul Emlak Brokerları Yönetim Kurulu Başkanı. Bir stüdyo sesini, Playbay'in sesini arttıralım. Ulvi Bey'i duyamıyoruz. Şimdi bir kampanyadan bahsediliyor Ulvi Bey. Bu gelecek ay ilan edilecek. Orta gelirli kesim kim? Tabii bizler biraz böyle onu konuşalım. Evet. Çünkü orta sınıf eridi. Ulvi Bey'in sesini açabilir miyiz? Hiç duyamıyoruz Ulvi Bey'in sesini stüdyoda. Bir sesinizi alabilir miyim efendim? Tekrar iyi akşamlar diliyorum. İyi akşamlar Hülya Hanım, şimdi, iyi akşamlar. Şimdi oldu, şimdi tamam, çok teşekkür ediyorum. Şimdi zaten orta sınıf eridi ama orta gelirliği biraz konuşalım. Yeni bir kampanyadan bahsediliyor. Gerçekten kimler bu kampanyadan yararlanacak, ne kadarlık bir konut açığı var, biraz bunları merak ediyoruz. Ya orta gelirler için de bir konut projesi başlıyor. Mesela siz bir orta gelirli, siz bir orta gelirli tanımı yapar mısınız? Orta gelirli kimdir tanımı, orta gelirli? Belli bir iş gücü olan, gelir olarak da bugün herhalde 20 ila 40 bin lira arası hane geliri olan insanlar olarak tanımlayabiliriz. İşi gücü olan, orta üzeri eğitime sahip, hatta yüksek öğretim seviyesi de olabilir. Genel tanım olarak bunu tanımlayabiliriz. Çünkü dar gelirinin tanımı yapılırken 18 bin lira ve altı diye tanımlandı. Hayır, alt gelirli. Alt gelirli TOKİ'nin alt gelir grubu tanımı, ben bir okuyayım. 10 bin lira olan aylık hane halkı geliri sınırı 14 bin liraya çıkarıldı. İstanbul'da gelir şartı 16 bin olarak değiştirildi daha sonra. Yani 18, aylık, evet. Tabii 16. Bu sayede aylık hane halkı geliri İstanbul'da 16 bin lira ya da 16 bin liranın altında olan kişiler TOKİ'nin alt gelir grubuna yönelik projelere başvurulacak. 18 değil. Şimdi mesela siz diyorsunuz ki 20 ve 20 üstü de orta gelirli kesim. Değil mi? Öyle mi tarif ediyoruz? Tabii, kesinlikle, kesinlikle. Yani sonuçta yüksek enflasyon nedeniyle bu rakamlar büyük gibi kalsa da satın alma gücü çok zayıfladı. Dolayısıyla yani orta gelir tanımının içine ancak bu dediğim çerçeve sokulabilir. Rakamlar gerçekten benim de sizlerin de gözünüze büyük geliyor ama satın alma gücü maalesef oldukça düştü bu rakamlara. Çok çok düştü. Şimdi bakıyorum bir diğer taraftan, son bir yılda konut ve kira fiyatları gerçekten katlanarak arttı. Biz zaten konut fiyatlarıyla ilgili yani her gün hemen hemen bir haber veriyoruz. Kira meselesi, ev sahipleri, mahkemeye taşınan meseleler, onları da konuşuyoruz. Şimdi sosyal konut projesinin detayları açıklanınca, bu detaylar açıklanır açıklanmaz dedik ki yani şimdi orta gelirler içinde kampanya başlayacak. Ya bir şekilde herhalde konut piyasasını da bu etkiler diye düşündük. Yani doğru mu düşünmüşüz, öyle mi? Gerçekten etkiler mi konut piyasasını? Tabii, kesinlikle, kesinlikle. Yani etkilerse mesela fiyatlar ne kadar düşer, ne olur, ne biter? Öngörünüzü alayım. Rakamsal olarak bir şey vermek oldukça güç. Çünkü bu projeler ne zaman başlayacak, ne zaman bitecek, konut arzı ne kadar olacak, bunların hepsi önemli şeyler ama rakamlarla bildiğimiz 900 bin civarında yıllık konut üretimine ihtiyaç oldu. Yeni evlenmeler, yaşamsal değişiklikler, daha küçük çekirdek ailelerin dönüşmesi ve benzeri durumlar karşısında bu rakamlar söz ediliyor, resmi rakamlar olarak söz ediliyor. Dolayısıyla bu rakamları dikkate alıp da sürdürülebilir bir üretim yapılırsa bu sorun çözülür. Ama bir sürdürülebilir bir üretime ulaşamazsak muhakkak fiyatları gevşetir ama bir çözüm noktasına gelemeyiz. Evet. Şimdi mesela biz Türkiye'de işte böyle yayınlar yapıyoruz. Haber tartışma programları yapıyoruz yıllardır. Yani son bir yıldır gündemimiz hep üst başlığımız ekonomi oluyor, malum enflasyon, işte gelinen nokta ve küresel enflasyon ekonomiden dolayı. Şimdi bir sosyal konut projesi açıklanınca TOKİ'de çok ciddi bir heyecan yarattı bu. Şimdi başvurulara baktık, başvurular da öyle. Artık 3-4 milyonu da geçti değil mi o başvurular? Yani ilk etapta 5 milyondan söz edildi dün akşam. 5 milyondan söz ediliyor, aynen. Şimdi TOKİ başkanı da benim moderatörlüğünü yaptığım tartışma programı, Enine Boyuna programına konuk oldu. Orada da uzun uzun konuşuldu. Bu mesele önemli. Yani talep
belirleyici burada. Şimdi belli istatistikler var. Mesela asgari ücret, Türkiye'de asgari ücret, dar gelirler gibi. Fakat mesela orta kesimle ilgili bir istatistik var mı mesela? Sizin hiçbir şekilde böyle önünüze düşen ya da yapılmış olan son yıllarda bir çalışma. Mesela bu mesele açıklanınca orta kesim için tahmini olarak başvuru yine böyle 5 milyon, 5 milyonun üzeri gibi olur mu? Alt kesim ve dar gelirler. Şimdi rakamsal olur. Olarak bir şey söyleyemeyeceğim ama aslında bu 5 milyon sayısı nasıl bir yaraya merhem olduysa aslında yaranın da ne kadar büyük olduğunu da göstermiş. Açığın da yani, değil mi? Ne kadar büyük. Tabii. Yıllardır süren bir sıkıntının sonucu bu oldu. Kesinlikle doğru bir proje. Yani devletin sosyal devlet olma yaklaşımıyla bunu yapması kesinlikle tabii, doğru. Tabii tercih edilebilir. Ama bunu sadece TOKİ ile sınırlı da tutmamak gerektiğini düşünüyorum. Daha geniş, kapsamlı bir konut politikası uygulanması gerekiyor. Bu konut politikası uygulandığı takdirde bu olay bir kriz olmaktan çıkıp yaşamın bir parçası haline gelecektir. Bunun içinde TOKİ'nin tabii ki misyonu çok önemli. Ama TOKİ inşaat yapan ve inşaat yaptıran bir durumdan çıkıp araştırma, planlama, finansman ve denetim yapan bir kurum misyonuna kavuşması gerektiğini düşünüyorum. Dolayısıyla nitelikli arsa üretimi yapıldığı takdirde bu sorunlar çözülecektir ama 3 tane temel başlık var bence. Birincisi maliyet. Maliyet bir makroekonomik bir durum. Yani bu yüksek dolarizasyon devam ettiği sürece, yüksek enflasyon devam ettiği sürece bu maliyet artışı devam edecek. İkincisi talep. Talep de işte her yıl ne kadar konut ihtiyacı olduğu ortada. Ne kadar? Her yıl ne kadar ortalama? Mesela Türkiye'de bir mesela Türkiye'de çok ciddi bir konut açığı olduğu ortada. Ne kadar? Tabii 900 bin civarında olduğu söyleniyor. Bu sayı buna yakın sürdürülebilir bir üretim olursa, bir de bence daha önemlisini söyleyeyim, bir planlama olursa, İstanbul 81 ilin bir tarafını teşkil ediyor. Yani %40'larla 60'lar arasında oranlarda diğer 80 il diğer %50'yi temsil ediyor. İstanbul çok göç alıyor çünkü. Planlama mega. Açısından da bir sorun olduğunu gösteriyor. Tabii. Bir planlama sorunumuz da var. Bunlar doğru yönetilirse çözülemeyecek bir sorun değil. Çünkü bu ülkenin kaynakları zengin. Doğru yönetildiği takdirde kesinlikle çözülecektir. Ama siz diyorsunuz ki bu orta kesim meselesi de önemli. Yani bu orta gelirliler, orta kesim demeyeyim de orta gelirliler. Bu orta gelirler için de konut projesi başlıyor. Ve orta gelir tanımı sizin için 20 bin ve üzeri değil mi? Ben öyle düşünüyorum. Öyle düşünüyorsunuz. Eskiden hatırlarsanız orta direk diye bir kavram vardı. Orta direk. O orta direk zengin ve fakirleşmeye doğru biraz kayar oldu. Yani zenginleşmeye de kayan oldu. Eriyor. Fakirleşmeye de ama orta direk zayıfladı. Eridi diyebiliriz hatta yani şimdi. Yani diyebiliriz evet. Evet yani böyle görünmez oldu. Eriyor. Bakalım ne olur gerçekten yani bu konut kampanyaları. Ama doğru işler bunlar. Onu tabii. Zaten mesela şöyle Ulvi Bey konuşuyoruz işte burada mesela sizin gibi değerli bu işin uzmanlarıyla. Böyle cep başlıklar sürekli açıyoruz normal tartışma programlarında diyor. İşte mortgage bir taraftan sosyal konut elbette sosyal konut projeleri yani elbette bunlar çok belirleyici. TOKİ'nin de bir tecrübesi var. Bu arada Murat Kurum'un yaptığı açıklama da önemli yani emlak konut öncülük edecek diyor. Ekim'de açıklayacağız diyor. Ne diyelim bize hayırlı olsun demek düşer. Yani peki, böyle enflasyon ortada, dolarizasyon ortada yani bakalım tabii. Ben başvuruyu merak ediyorum burada. Şunu yalnız dikkate almak gerektiğini düşünüyorum. Çünkü çok gündeme gelmeyen bir konu. Bugün 900 bin liraya almış olduğunuz bir yerin bir yıl sonra varsayalım ki işte %200 şu an konut artışı olduğu söylendi. Dün pazar günü katıldığım bir programda. Bu 900 bin liraya alınan yer 2 milyon 700 bin lira olursa 900 bin lira borcunu kapattığı zaman bunun bir rantı oluşuyor. Burada ev sahibi olacak daha sonra bunu satabilir işte bir şekilde kar edebilir. Tabii, ama olmaması gerektiğini düşünüyorum ben. Bunun bir maliyeden yük olarak hazire borçlandırarak yapılan bir işlemse borç bitene kadar burası ne ipotek verilebilir abi, ne satılabilir. Bence yani şöyle borç bitene kadar o satılamaz. Borç biter ama borç kavramı orada değişik geliyor bana işte onu söylemek istiyorum. Yani bir yıl sonra 900 bin lira borcunu kapattığı zaman...
orası 2 milyon 700 bin lira olduysa oradaki dar gelirli olduğu için hak sahibi olan insan rant sahibi oluyor aslında. Bir hak sahibi olmuyor. Onu da bilmiyorum. Onun düzenlenmesi gereken o düzenlemeye ihtiyaç var. Bir taraftan o denetime ihtiyaç var. Yani gerçekten orada öncelik sırası diye bir şey var. Çok iyi denetlenmeli, iyi araştırılmalı. Gerçekten alt gelir grubu, gerçekten ihtiyacı olan. Ama diğer taraftan işte dediğimiz gibi orta gelirler için de konut projesi madem başlıyor. Orada da böyle bir denge denetleme mekanizması çok ciddi anlamda işlemeli. İşte görülecek, bakılacak. Ama dediğim gibi dolarizasyon dediniz. Dolarizasyon işte durum ortada. Biraz önce Abdurrahman Yıldırım'la konuştuk. Yani ya artış gösteriyor dolar gitgide. Bakalım nasıl olacak? Altın düşüyor. Nihayetinde bu orta gelirler için de belli bir peşinat verilmesi gerekiyor. Değil mi? Mesela bu burada. Bakalım buradaki peşinat ne kadar olacak? Onların hepsini konuşuruz. Ulvi Bey, çok teşekkür ediyorum. Ulvi Özcan. Ben teşekkür ediyorum. Bizimle birlikteydi. Sağ olsun kendisi. Bu arada İstanbul Emlak Brokerları Kulübü Yönetim Kurulu Başkanı.